Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda mezun tayfanın geometri ders çalışma programından bahsedeceğim. 21. hafta değil bu videoda 21. hafta ve 22. haftadan bahsedeceğim. Yani önümüzdeki hafta size bir video çekmeyeceğim. İkisini de toplu halde çekiyorum. Biraz sonra sebebini anlayacaksınız arkadaşlar. Niye? 21. haftada ne var arkadaşlar? 21. hafta ve 22. haftada daha doğrusu ne var? 21 ve 22'de arkadaşlar yani tarih olarak biliyorsunuz e, onu artık açıklamayayım çünkü bir konuyu birleştirmiştik ondan dolayı tarih olarak ileride gibi gözüküyor burada aslında ama 21. hafta ve 22. haftada doğru analitiğine başlıyoruz arkadaşlar. Doğru analitiğinde ne yapacaksınız? Zaten biz nereden çalışıyorduk arkadaşlar? Bizler a acil matematik, analitik geometri fasikülü üzerinden konu anlatımı yapıyorduk. Evet orada konu anlatımında arkadaşlar doğru analitiği biraz geniş bir konu olduğu için ne yapacağız? 2 haftalık bir program çıkartacağım şimdi size. Yani büyük ihtimalle yani şey yapabilirseniz yani soru çözmeye gücünüz yetecekse bu haftayı sadece konu anlatımına ee, yönlendirin. Çünkü 11 tane video var arkadaşlar. 11 tane. Ya hocam çok o kadar bilgi ne yapacağız? Ne edeceğiz? Arkadaşlar o kadar da çok değil aslında. İşin içine girince halledebilirsiniz. Yani çok sıkıntı yaşamazsınız bence. Hatta şöyle bir şey yapayım. Pazartesiden, çarşambaları yapıyorduk ya, çarşambaları değil de pazartesiden itibaren başlayın. Bu sefer bugün başlayın derse. Açın, analitik geometri fasikülünü açın. Doğru analitiğine başlayın. Ee, tahminimce 11 videoyu siz aslında bir günde de bitirirsiniz de bir güne yaymayın. Bence kaç güne yayın biliyor musunuz? 3 güne yayın. 3 gün. Yani 3 güne yayın arkadaşlar. Gecenin bu saatinde bazen nasıl konuştuğumuz belli olmuyor. Sabah saat 4 bilmem kaç e, orada video çekiyoruz ya. Evet şimdi 21. haftadayız ve 22. haftayı anlatacağız ya. Evet fasiküllerdeki konu anlatımında burada e, 3, 6, 9, 4 video dinleyin. Burada da 4 video dinleyin. 4, 8 burada da 3 video dinleyin arkadaşlar. Tamam mı? Ya da siz kendinize göre konu akışını ben şimdi salladım ama konu akışı mesela orada değildir. Mesela siz ilkinde şeye kadar dinleyin. Ee, nereye kadar dinleyin? Doğru analitiğine başlayın. Eğim meyim. İşte sonra doğru denklemini halledin arkadaşlar. Ta ki nereye kadar? Şeye kadar halledebilirsiniz. Ay aklıma gelmedi. İşte eğimle başlıyoruz. Sonra doğru denklemi yazma. Bir kere eğim ve doğru denklemini halledin arkadaşlar. Tamam mı? Ondan sonra ne var? Eğim ve doğru denkleminden sonra ee, sanırım şey var. Bu do, işte kesişimler falan filan olması lazım. İki doğrunun kesişimi falan filan, özel doğrular durumları gibi, otur durumlar olması lazım arkadaşlar. Onları halledersiniz. Sonra da noktanın doğru üst son günde noktanın doğruya uzaklığı ve doğrunun doğruya olan uzaklığından falan videosunu izlersiniz arkadaşlar. O 4-4-3 olmaz da belki de 5-3-2 şeklinde de olabilir arkadaşlar. Onun ayarlamasını yapın. 3 güne yayın. Belki de 2 günde bitireceksiniz. Tamam. Sonra ne yapacaksınız? Hocam bir hafta boyunca çalışsak olur. Bir hafta boyunca da çalışabilirsiniz ama önümüzdeki haftaya ben size iki kaynaktan ödev veriyorum ya. Kaynak sayısı artık 3'e çıktı. Ne var kaynak sayısında? 1- Bizim e, ilacımız var. Geometri ilacını çözeceğiz. 2- Sonra ne var? E, orta seviyede bir kaynağımız var. 3 bir de analitikteki artık konu anlatımında artık soruları var. Değil mi? Biz fasikül üzerinden işliyoruz. Fasikül üzerinde de her çeşit soru var. Dehşet sorular var arkadaşlar. Burada da 14 tane test. Hiçbir kaynakta bu kadar test bulamazsınız onu da söyleyeyim. Şimdi ne yapacaksınız? Bu hafta bir de 3 gün siz buna çalıştınız ya konu anlatımını hallettiniz ya. Ondan sonra geo ilaç, ilaç yazayım. İlacı da arkadaşlar bu hafta sonu pazar gününe kadar halledin. İlaçta da sanırım 10 tane mi 11 tane mi test olması lazım arkadaşlar. Evet 11 tane. 11 tane test var. İlaçtaki testleri ne yapacaksınız? Halledeceksiniz. İlaçtaki testleri de hallettikten sonra ne yapacaksınız arkadaşlar? Önümüzdeki haftaya gelelim. Bak bu hafta hem konu anlatımı hem de ilaç sorularıyla zaten temel mantığı otutturdunuz ve konuyu artık iyice kavradınız. Soruları artık rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi 22. haftada da arkadaşlar bak önümüzdeki hafta video çekmeyeceğim. 22. haftada da ne yapacaksınız arkadaşlar? Sizler geometrinin ilacı yazmışım buraya ama değil. Orta derecedeki kaynağı çözeceksiniz arkadaşlar. Orta derecedeki kaynak, orta derecedeki kaynak, orta derecedeki kaynak. Tamam. 3 güne yayın orta derecedeki kaynağı. 4 güne de bizim fasiküldeki soruları çözün arkadaşlar. Fasikülde kaç tane test var? İşte onun bölün arkadaşlar. Yani fasikülde 14 tane test var. 14 tane dolu dolu test var. Kolaydan zora doğru gidiyor. Atıyorum 14 testi 4 güne nasıl bölebiliriz arkadaşlar? Ee, buraya 4 test diyebiliriz. 4, 8 Buraya da 3, 3 şeklinde yapabiliriz. Biraz testler zorlaşıyor son testlerde. Ee, zaten fark etmişsinizdir. Nokta analitinde de fark etmişsinizdir. Kolay Kolay orta ve biraz zora doğru kayıyor. Tabi zor e, testleri de böyle dengeledik arada. Testlerin sırasında ben koyduğum için biliyorum. Dengeledik. Hani zor sorular da var. Ya zor demeyelim ya. Geometri zor diye bir şey yok aslında. Yani seçici sorular diyelim daha doğrusu. Diğer sorulara göre biraz daha üst düzey sorular diyelim arkadaşlar. Ama hepsi de yapabileceğiniz türde sorular. Değişik bakış açısıyla çözülebilen sorular daha doğrusu. Evet fasiküldeki soruları da arkadaşlar şu şekilde çözerseniz 4, 4, 3, 3 şeklinde çözerseniz 6, 10, 14 test yapıyor zaten. Bu şekilde düzenli bir şekilde gittiğiniz zaman hem orta seviyedeki bir kaynağı hem de analitik fasiküldeki kaynağı halletmiş olursunuz. Büyük ihtimalle orta seviyedeki kaynaktan da arkadaşlar 9 tane ya da 10 tane testimiz olabilir. Belki de 8 tane doğru analiti ile ilgili ama. Ee, yalnız orta seviyedeki kaynakta belki dönüşüm geometrisi sorularını hani döndürme öteleme gibi soruları şekil sorularını falan koymuş olabilirler. Hemen atlayın arkadaşlar. Çünkü niye? Biz zaten bu konuyu anlattık. Ondan sonra da siz dönüşüm geometrisine çalışırsanız dönüşüm geometrisine çalışırken de o soruları dönüp bakarsınız. Bu dediğimi de unutmayın ha. Sen daha bilmiyorsun ki 90 derece döndürme ne demek. Bakın bu soruları gördüğünüz zaman öteleme sorusu döndürme sorusu 90 derece döndürme, 270 derece döndürme gibi soruları gördüğün zaman atla. Daha öğrenmedin. Bu haftadan sonra, o haftadan sonra yani soru çözüm haftasından sonra e, dönüşüm geometrisi konusunu anlattıktan sonra e, ne yapacaksınız arkadaşlar? Ondan sonra o videoları, yani o soruları çözeceksiniz arkadaşlar. Bunu unutmayın, tamam mı? Evet, yapacağınız işler bu şekilde. Kısaca bir özetleyeyim yeniden ne yapıyormuşsunuz? Bu hafta konu anlatımı. ilk 3 gün konu anlatımı. Bir güne de sıkıştırmadık. Sonra ilaç. 4 günde ilacı çözeceksiniz. Sonra orta seviyedeki kaynağı bir sonraki haftaya çekmeyeceğim video. Orta seviyedeki kaynaktan 3 tanesini çözeceksiniz. Yani 3 gün çözeceksiniz. Sonra da fasiküldeki 14 testi 4 güne 4, 4, 3, 3 şeklinde olacak şekilde paylaştırdık arkadaşlar. Her gün düzenli bir şekilde bunları çözün. Ve Analitikle ilgili hiçbir şekilde bak bunun garantisini veriyorum. Dediklerimi yaparsanız konulardaki bilmeniz gereken tanımları falan bildikten sonra ve buradaki testlerdeki soruları çözdükten sonra analitikten kesinlikle bak kesinlikle soru çıkmayacak. Büyük ihtimal sınavda aynı fasiküldeki gibi sorular çıkacak ki geçen sene öyle olmuştu. E, fasiküldeki gibi sorular çıkmasa bile yani konu anlatımındaki gibi sorular çıkmasa bile büyük ihtimalle sen karşına çok değişik bir soru gelse bile o bakış açısıyla o soruları rahat bir şekilde yapabileceksin. Analitik geometride çünkü baya bir üst düzey anlattık. Baya bir ince detaylı anlattık. Ee, sıkıntı yaşamazsın büyük ihtimalle. Ki şunu söyleyeyim. Analitik geometri ve katı cisimler belki daha önce de söyledim. ÖSYM'nin seçici olarak sorduğu sorulardır arkadaşlar. Haberiniz olsun. O e, ee, fasikül şeklinde olması da sizin için bir avantaj diyebiliriz arkadaşlar. E, Fasiküldeki soruları da hallettiğiniz zaman oradaki e, ÖSYM'nin sorabileceği değişik sorulara farklı bir bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Fasiküldeki konu anlatımından sonra arkadaşlar. Evet bu hafta ve önümüzdeki hafta yani 21. hafta ve 22. hafta neler yapacağınızdan sizlere bahsettik arkadaşlar. Ee, i̇nşallah düzenli bir şekilde yaparsınız. Düzenli bir şekilde yapmazsanız sıkışırsınız. Düzenli bir şekilde yaptığınız zaman da konuyu çok da güzel bir şekilde halletmiş olacaksınız arkadaşlar. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.